Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Allah gecemizi, gündüzümüzü mübarek eylesin. Evlerimizi ve çoluk çocuğumuzu, evlad-ı yalimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, dua ettiklerimizi, dua edenleri, Cenab-ı Hak insi ve cinni, şeytanların şerinden, semavi arz-ı afatlardan, maddi ve manevi musibetlerden, emraz-ı kalbiye, akliye, ruhiye ve bedeniyeden hıfz-ı emin eylesin. Taunlardan, tufanlardan hıfz-ı ima eylesin. Sen ey güneş, siz görüntüyü kapatmayı bilmiyorsunuz. Bir daha açarsanız ey güneş, toplantıdan düşüreceğim seni. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü şua enfusi derse hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Allah bize yeter, Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Şuraya bak ya, ne kadar hoş. Dördüncü şuadan kitap takip etmek isteyen varsa 66. sayfa. Üçüncü mertebe-i nuriye hasbiye. Üçüncü mertebeyi nuri hasbiye. Ben o gurbetler ve hastalıklar ve mazlumiyetlerin tazikiyle dünyadan alakamı kesilmiş bularak. Demek ki ya bir kere sevgili kardeşler, Risale-i Nur'da kışır yok. Bir şeye girmeden önce yöntem kullanıyor. O yöntemlerden bir tanesi. Bakın, ustadın bu halete hangi zemin esbapla vardı? Bugün dinlerseniz bir sesli kayıt attım. Bulgaristan'dan bir kardeş herkesin diline tercüman oldu. Diyor ki bununla alakalı, abi diyor, yani bunları biz biliyoruz. Serbest bölgeyi biliyoruz. Ama niye uygulayamıyoruz? Bugün onunla alakalı sabah 60'ımdır. Nedir o? Bir tanesi de şu. Şimdi ustad biraz sonra anlatacağı ve bugün yetiştiremem galiba bu derste. Buradan gireyim dedim. Aslında 67. sayfasında okumak istediğim öteki sayfada ama enfusim şualar 67'de, fakat bu zemin olmadan, şu anda okuyacağım zemin olmadan o bina kurulamadığı için buradan okuyorum. Mesela gurbet, bak şunu anlatmak istiyorum, yani bu haleti ruhiye, yani her haleti ruhiye ya bir hadise veya olayla ortaya çıkar. Yani dünya zemininde ve bazı insan eliyle olan hadiselerde ortaya çıkıyor. Mesela ustadın bu aleti gurbetler ve hastalıklar, mazlumiyetlerin tazikiyle. 3. Dünyadan alakamı kesilmiş bularak. Bunlar bir araya gelme nispetinde insan dünyaya ahtapot gibi olan hisleri, fikirleri, latifeleri, duyguları kopuyor. Gurbet, hastalık, mazlumiyetin tazikiyle. Bunlar hakikaten seviyesine göre Allah yaşattırıyor yani. Bunlar sanki insani berzahlar, insani fedailer, ötelerin buraya
buranın öteye taşınması için koridor veya kargocu bunlar. Nedir o? Gurbeti yaşarlar, hastalıkları yaşarlar, mazlumiyetin her çeşitlerini. Biz de zannederiz ki dünyada ben sırf sıkıntı çekiyorum. Hepinizi diyor, bildiğim için söylüyorum, sizi de kısmen tanıyorum da ondan. Sizin derdiniz var ya derdinizi. Derman kabul eden insanlar var. Derman. Ustadı biliyorsunuz, girmek istemiyorum. Dünyadan alakamı kesilmiş bularak, kendi ihtiyarıyla olmuyor. Gurbet, hastalık, mazlumiyetin taziki. Hapishane olur, işkence olur, yoksulluk olur, şeytanın musallatı olur, hücumu olur. Olur da olur. Mesela bir gece, iki gün önce, sıkıntıdan insan uyanır mı? Uykuda sıkıntı olur mu? Oluyormuş. Sonra sordum. Birisine sordum içeride. Bu neyin nesi? Yani bu saatte ya. Bu saatte sıkıntının neyin nesi? Bak arkadaşlar. Sıkıntılar iki nevidir. Bir sebepli, bir sebepsiz. Sebepsiz sıkıntılar, alem-i İslam'a indirilen darbelerden sana ayrılan hissedir. Çok çok şükür. Onun için sıkılmanızdan endişe etmeyin. Biliyor musunuz? Sığırlar sıkılmıyor. Ekran ses bozuk mu geliyor? Bak arkadaş. Şöyle yapabiliriz. Ekranınızın sağ üst köşesinde bir tıklayın, mikrofon şey geliyor, şekil. Ondan sonra oraya, mikrofona bir tıklayın, aşağıda hoparlör geliyor, oraya tıklayın. Ben o zaman kameranın şeyini bir de sileyim ben buradan. Bakayım. Şu anda nasıl abiler? Görüntü nasıl? Abi, kameranın kendisiyle alakalı değil. İnternette istikrarsızlık var. Görüntünün kalitesi o megabaytı düşüyor. Sizlik bir durum değil. Ha, yani... Ses güzel ama. Ses çok güzel. Tamam. Tamam. İnternet, benim internetten sorun mu var acaba? Onu bilmiyorum abi. Bizden de kaynaklanıyor olabilir. Bilmiyorum onu. Ha, tamam. Şimdi sıkıntıyı söylüyor. Gerçi buna ait bir ders atıldı zannediyorum. Sıkıntınızın içeriğine bakın. İçine bakın. Bir yarın karpuz gibi. Göreceksiniz ki Allah'ın işine karışmaktan kaynaklanan macer bir cezadır. Mesela bir misal söyleyeyim. Bu konumuz bu değil. Ölüm korkusu korku olur. Ölüm korkusu ölüm Yuhi ve Ümit kimdir? Allah'tır. Ölümün şeklini sen niye düşünüyorsun? Niye yükleniyorsun nasıl öleceğini? Nasıl öleceksin? Ne olacak kabirde? Sana ne? Yani bana ne yani? Nasıl öleceğim? Şöyle mi olsun? Ya bunun içeriği Allah'ın işi değil midir? Yani bakın o sıkıntımızın içerisine, Allah'ın işine, Allah kainatta Allah'lık yapıyor. Biz de oraya giriyoruz bu küçük kafayla çözmeye çalışıyoruz. İdraki mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu teraziyle bu kadar siklet yani ağırlık tartılmaz, çekilmez. İdraki mal bu küçük akla gerekmez. Yani onu idrak etmek, ihata etmek. Yani evvelini, ahirini, zahirini, batınını, ölümün bilmek, idraki mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Onun belasını çekiyoruz peşin. Yani sıkıntımızın sebepli olanı var, sebepsiz olanı var. Kastamonu 8. sayfada söylüyor. Ha? Ya çok hoş oluyor ya, kendini tanıdıkça böyle. Kalkıyorsun yataktan, bakıyorsun Allah Allah, sıkıntı. Bir sebep var mı? O zaman çöz.
Başın mı ağrıyor? Yok. Susuz musun? Yok. Tamam. Ha. Niye durdu? Sen iman etmemiş misin? Ümmet değil misin? Bedava var mı ümmetçilik? Bedava ümmetçilik var mı? Ümmete ayrılan ise sana da biraz düşsün ya. Usta da bir gecede 9 tane dişi sıkıntıdan düşmüş. 9 tane dişi gayrimüteşhirde Badıl abinde de yazıyor tarihçesinde. Ümmet değil miyiz? Ümmete biraz fatura ödemeyecek miyiz? Ümmetten alacağız ya asenat. Yani bunları böyle bildiğimiz zaman zaten biliyoruz ama şey oluyor. El tekrarul ahsen, tekrar çok güzeldir. Ne kadar? 180 defa tekrar edilse bile. Ya. Çok şükür ya. İyi ki Risale-i Nur talebesiyiz. Allah hamdolsun. Çok şükür. Elhamdülillah. Kendimizi, hayatımızı, sıkıntımızın karpuz gibi yarıp içine yorumlayabilme melekesi vermiş. Allah hamdolsun. Mesela kabir. Benim işim değil ki. Nasıl öleceğim? Ne bileyim nasıl öleceğim? Allah'ın işini ben mi çözeyim? Hangi yönle düşünürsem sıkıntı. Ne yapacağım? Ya Rab, sen her şeyin, bak 3 tane kelime söyleyeceğim. Her şeyin, her şeyini, her cihetini bilen Allah'sın. İlimin tarifi bu. Ayet-i Kübra'da anlatıyor. Biliyor. Bak bir daha. Her şeyin, her şeyini, her cihetini bilen Allah'sın. En nazdar mahluku da biziz. Artık ben sana emanetim. Akşam yatarken yapıyoruz ya, elimizi böyle kapatıyoruz. Hani Süleymancı kardeşler böyle yaparlar ya. Öyle yatarken yapmış Allah Resulü. İstemediklerini eli çevirmiş, istediklerini kaldırmış. Safa ve Merve arasında koltuk altı gözükecek kadar kaldırmış. Hepsi ayrı bir anlamı var yani. Hep böyle değil, hep böyle değil, hep böyle değil, hep böyle değil. Yatarken böyle istiğfar çek o akşam, o günün. İstiğfar, tövbe, ondan sonra sıkıntısı olan Kur'an'a göre sırayla ayet-i kürsi, sonra amene resul, Allah Resulü felek nasıl okurmuş. Ondan sonra her bitişte dudak değil, değil. Ondan sonra böyle sıvazla. Ben size paylaşıyorum böyle, tamam mı? Mecmuatul Adab'da yazar. Ondan sonra de ki ya Rab, ben sana emanetim. Kaldırdığınız zaman 3 defa salatu selam, sonuna da 3 defa salatu selam, istiğfar, felek naz, yat. Karışma Allah'ın işine. Kalp krizi mi? Nasıl oluyor? O Allah'ın işi. Karışma, çözemezsin, çökersin. Allah'ın işine karışma. İnşallah o yayına girmiştir. Sıkıntınızın içeriğine bakın, Allah'a karıştığınızın cezasıdır diye bir yayına girmiştir. Dünyada alakamı kesilmiş bularak, gidemiyorum ki çabuk çabuk, ezip geçemiyorum kelimeleri. Ebedi bir dünyada, baki bir memlekette, ebedi bir dünyada ve baki bir memlekette daimi bir saadete namzet olduğumu İman telkin ettiği hangamda. Allah Allah. Yani ebedi bir dünya. Ebedi bir hayat. İnsan istiyor yani. Cibili olarak da istiyor. Baki bir memleket. Daimi bir saadet. Namzetiz. İstiyoruz. Ama bu nasıl mümkün olur? Tam tersi bir dünyadayız. Yani beka istiyoruz, fanideyiz. Ölmek istemiyoruz, ölüyoruz. Hastalık istemiyoruz, hastalanıyoruz. Ya bu nasıl bir dünya ya? Fıtratıma zıt. Bütün her şeye zıt. Demek ki anne karnındaki organlar, çocuğun organı. Orası için mi takıldı? Ayak bir işe yaramaz. Anne karnında çocuğun gözü yaramaz, kulağı yaramaz, midesi yaramaz. Yaramaz, yaramaz. Niye takıldı? Gidecek olduğu alem içindir. Bu alem için olmadığını gösteriyor. Orada hazırlık. Aynen bunun gibi de, aynen bunun gibi. İnsana takılan manevi bu cihazlar, beka, ebed, sonsuzluk. Orası, iman ne diyor? İman
böyle bir aleme namzetsin. Sen kimsin peki ey iman efendi? Bir böyle vücud harici kabul edin imanı. Ben o aradığın, fıtraten iktiza ettiğin, istediğin alemin habercisi olmaktan beraber iman ettiğini sana taşıyanım. Nereye iman ettinse onu sana yaşatanım iman. İman sırf ahirette mi yarıyor? Ahirette yarasaydı Adem Aleyhisselam zaten cennetteydi. İman gaybadır kardeşim. Ahirette iman yok ki. Ahirette gayb mı var? Ahirete iman edin. Haşire iman edin. Cennet cehennem iman edin. Orada gayb mı? İman gaybadır kardeşim. Firavun niye Musa'nın arkasındaki ettiği imanı kabul edildi? Şey edilmedi. Gayblı kalktı. Gayb değil ki. İşareti cazda geçiyor bu. İman gaybadır diyor. Firavun baktı ki o adam geçiyor. Geçtikten sonra deniz kapanıyor. Cenab-ı Hak Türkçe konuşuyor. Artık gayb mıdır? Musa'nın hakkaniyeti, Musa'nın Rabliği, Musa'nın peygamberliği gayb mı şu anda? Gayb mı oldu? Gaybaydı iman. Gayb olmadı ki. Şehadet oldu. Mesela başka bir tane. Sekerat anı. Sekerat anı gayb değil ki. Ne o zaman nikah olur, ne talak olur, ne vasiyet olur. Ne iman olur, ne tövbe olur, hiçbir şey olmaz. Sekerat bazısına bir saat sürer, bazısına bir ay sürer. Gaybadır kardeşim iman. İman nedir peki? Yani tabii imanın çok çeşitli şeyi var. Mesela 284 mektubatta ne diyor? 284 alemi gaybın nefsül emrisi o. Öyle miydi? Alemi gaybın nefsül emriyesinin unvanı ve hulasasıdır diyor. Mektubat varsa versene bu. Hani hatırladınız bak. İman alemi gayb mı diyor? Esme ver bana. 284. Ya Rabbi. Allah'ım bizi imanımızda emin kıl ya Rabbi. 284 değil. Dünya. Bulan varsa hemen söyle. 284 değil. Şu sağ sayfanın altındadır. Maddi ve mani kerametler olduğuna herhalde başka bir malikete. Bu da değil. Ama sayfa. Buldum. 289. Diyor ki iman neymiş? Demek iman şuremizde beyan edilen hakikat-ı âliye-i nefsül emriyenin unvanıdır. Hakikat-ı âliye-i nefsül emriyenin unvanıdır. İman eminlik ya, yani şu Allah'ın dışında ne yaratılmış? Allah'ın dışında 18 bin alem. Buna hakikat deniliyor, esmanın tecellisi. Yani bütün esma-i hüsnanın Allah vücud harici vermiş, 18 bin alemi yaratmış. Onu da insana koymuş fıtraten. İman ettiği zaman o aktif oluyor ve buna şahit oluyor. İman şahit olmaktır, emin olmaktır, tamam mı? Hakikat-ı âliye. Yani hangi hakikat? Nefsül emriye. Yani 18 bin alemi yaratan esmanın bilkuve bende. Kocaman ağacın çekirdeği, numunesi bende, çekirdek. O 18 bin alemin bendekinin adıdır, unvanıdır. Peki ne oldu iman edince? 18 bin alem kadar imbisat ve inkişaf ettin. Nerede söylüyor? 67. sayfada hayat bahsinde şualarda diyor. Diyor ki sana imanı verdiği hayatın ne oluyor hayatın? Der ki en büyük bir nimet olan vücudu bu vücudumda büyütmek ve çoğaltmak için hayatı verdi. Bir daha. En büyük nimet olan imandan önce iman edebilmen için var olman lazım.
Telefonun bak böyle bir imanı yok. Eminliği yok. Ha, ilk önce varım diyebilmek var ya arkadaşlar. Bak. Körsün, amasın, topalsın ama kafan çalışır. Ben varım diyebilmek var ya varım. Ben varım. Vücuttayım. Adem'de değilim diyebilmek kadar büyük bir nimet bilmiyorum. Onun ifadesi unvanı olan iman. Diyor ki bu en büyük nimet olan 67 şualardan okuyorum. En büyük nimet olan vücudu. Bu değil ha vücut. Bu mevcuttur. Mim. Mevcut. Vücut. O şey var ya iman. Hakikat-ı âliye-i nefs-ül emriye. Yani mevcut bu dünyadaki hal. Esmaya mazhariyet vücut. Yani bütün esmanın bir kuvve. Yani bir kuvve ile bir fiili karıştırmayın. Bir kuvve çekirdek, bir fiil ağaç. Bütün o esmanın bir kuvve bana konduğu. Onun adı vücut. Ama bir kuvve daha. En büyük nimet olan vücudu bu vücudumda. Yani ruhsal yapıda büyütmek. Yani 18 bin alem kadar bu vücudu küçük bir cüzü en büyük kül kadar büyütmek. Allah Allah. Ve çoğaltmak için hayatı verdi. En küçük bir cüz kadar, en küçük bir cüzü en büyük kül kadar büyütme özelliği hayat. Hayat vererek bunları vermiş oldu. Yani 18 bin alemi Allah hayat ile yarattı. 336 lemalarda der ki, bu mana ben hulasa ediyorum. Bildiğiniz bir şey daha önce de söylemiştim. Allah'ın dışında yaratılan arş-ı azam, arş, lef-i mahfuz, Cebrail, Mikail, Azrail, şeytan, melek, cin, domuz, yılan, insan, erkek, kadın, çocuk hepsi. Makineye koy. Makineye koy. Portakal suyunu alacaksın. Suyunu aldın. Çıkan hayat. Bu hayatın da özünü alalım, cihaza koyalım. Şuur ve his. Şuur ve hisi de makineye koy. Özünü al. Akıl. Öz yok daha. Bitti. Akıl da bitti. Ondan daha öz, töz, us, öz yok. Felsefede kullandığı tabir. Ruh nedir? Bunların sabit ve müstakil cevheri ve zatıdır. Öz değildir ruh. Zati ve müstakil cevherdir. Allah Allah. Hayata, hayat bir dersi inşallah yapmayı beraber nasip eder Cenab-ı Hak nasip etsin. Hayat bahsinde 29 tane hassası var. Her bir derste bir tane yapabilsek bir saat. Nerede söylüyor? 30. Lema'nın hayat bahsinde. Numa. Allah'ın iman esma değil numan. İman sıfat değil. İman şuunat-ı zatiye değil. Zatının nurudur. Peki şöyle açığı yere geliyor ya. Ama imanın içinde esma da var. Sıfat da var. Şuunat da var. Çünkü zattan geldiği için dağın tepesinden gelen sudan o derede katıldı, bu derede katıldı, ağacın çöpü katıldı, madenlerin katıldı, hayvanların şey. Yani aşağıdaki bir karma su gibi iman ta tepeden geldiği için onda Allah'ın zatı, Allah var. Allah var, Allah. Bismillahirrahmanirrahim'deki o Allah ismi zatı, o var. Bilmiyoruz çünkü imanın sureti var, kanuniyeti var bende, hakikati var esma ve sıfatta, mahiyeti Allah'ta. Sureti imanın eylemde. Yani imanı olanın siması, sesi, davranışı, helal, haram bu imandandır. Kanuniyeti seni bütün bir cüz iken kül kadar. Cüzi iken külli yapan şeydir seni. Girmek istemiyorum bu tabirlere. O kanuniyeti, imanın kanuniyeti. Geç içeriye Allah'ın esmasının bütünü iman. Yani hakikat, hakiki şeyse. İmanın mahiyetini bilmiyoruz. Yalnız
Allah'ın zatının nuru olduğunu biliyoruz da. Onun için Numan'ı ve değer kardeşlerim, şunu şerefle neyi taşıdığımızı bilmek adına söylüyorum. Sen hiç sevmediğin, nefret ettiğin kişiye en çok sevdiğin bir şeyi teslim eder misin? Allah en çok sevdiği kendisidir. Allah Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus lezzeti mukaddesesini düşün. Bu Allah kendisini sana veriyor. Onun adı imanın mahiyeti. O sende. Sende olmayla neyi gösteriyor? Demek ki en çok sevdiğini, en çok sevdiğine verilir. Seni ne kadar seviyor? Bilmiyorum ama kendisini sana vermiş. Daha ne verecekti ki? Allah ettenezzülat ilahiyete alâul ukulil beşer. Ahmet bin Hanbel'e 347 Fıkıh-ı Ekber'de yazıyor. Allah'ı gördüğüm zaman şaşırdım diyor. Hanbeli mezhebinin imamı. Nasıl kalmışsa. Rabbim bana dedi ki diyor. Allah demiyor Rabbim. Ey Ahmet, ben de ne istiyorsun? Benim diyor ünsiyet ettiğim lisanla konuştuğu diyor. Miraç'ta biliyorsunuz ürkmesin, şu olmasın diye Allah Resulüne Cenab-ı Hak Ebu Bekir lisanıyla konuştuğu gibi. Ahmet bin Hanbel'e, ey Ahmet ben de ne istiyorum? Ne kadar güzel bir Allah ya. Bundan korkulur mu ya? İnsan böyle sever içine alır ya. Diyor ki ben de ne istiyorsun Ahmet dedi. Bir şey diyemedim dedi. Bana dedi ki sen benden bir şey isteme. Sen beni iste. Yani sen benden bir şey istedin. Ha, bunu veririm, bunu veririm, şunu veririm. Ama ben miyim? Bu ben miyim? Bu ben miyim yani? Benden bir şeydir. Ama beni isteyince benimle olanı da almış oldun. O kadar güzel bile Allah'a. Böyle yanlışlık olur mu? İşte Risale-i Nur'un metodu Allah'ı sevdirmek olduğundan, insan korktuğundan değil, sevdiğine yanlışlık yapmak istemez. Bir daha, insan korktuğundan istemese de, isteksiz dahi ona uygun çalışır. Ama insan korktuğuna değil, sevdiklerine yanlışlık yapmak istemez. Ya. Abi. Efendim abi. Şimdi burada vücudu, bu vücudumda diyor ya, şimdi bu vücut sanki mevcut gibi anladım. Eğer böyle olsa çok güzel bir tarif olacak. Vücut çekirdek, mevcut zemin toprağında, hayatın suyu, hayatta onun enerjisi oluyor ve büyüyor. Çok güzel. Ama Mehmet'im şu vücut derken şu mevcuttur. İçsel o yapı vücuttur. Ama sanki bu vücut diyor ya, vücut ilmi vücuttu. İlmi vücut bu mevcut, bu vücuda derken bu da mevcuttur. Yani halk edilmiş olan, mahluk olan kısmına diyor, bu vücudumda diyor. Evet. Bu vücutta o mevcut bu vücutta büyüyor diyor, hayatla diyor. Evet, bak şimdi. Hayatın içeriği ya, hayatla büyüyor. Yani gene vücut mahluktur Mehmet. Bu da mahluktur. Mevcut da mahluktur, vücut da mahluktur. Ama mülk ve melekut. Peki mevcut da vücut, herkese değişir mi? Herkese değişir. Pergelini buna koyarsan bu mevcuttur. Hayat vücuttur. Hayat pergeli koyarsan hayat mevcuttur. Kalp koyarsan ruh böyle eneye doğru gidiyor. Yani her şeyin melekutiyeti vücut. O zaman demiyor ki abi. Bak şimdi buraya gelecek. Şimdi buraya geldiğin zaman buraya bu nimet olan vücudu bu vücudumda. Hangi evet, bu vücudumda diyor? Evet. Bu vücudumda büyütüyor. Yani buna da vücut. Ama hayatla büyütüyor diyor. Evet, hayatla büyütüyor. Yani bu beden böyle büyümüyor. Büyüyen neyse o vücuttur işte. Ne büyüyorsa o vücuttur. Bu vücutum, bu mevcut büyümüyor ki Mehmet kardeş. Aynı duruyor.
İşte andaki, heh, andaki mevcutlar toplamı. Vücut, toplamı vücut oluyor ama yapan hayat. Hayat yapıyor. Aynen öyle. Evet. Büyüyen işte vücuttur. Evet. Çok şükür. Yani lemalar, lemalar var, var mı? Lemalar veya oradan bir sonra geçersem bir de çıkamam ya, tamam. Orada söylüyor. Bir de şey diyor. O kadar büyüyor ki Mehmet kardeş, o kadar büyüyor ki. Hayal eder misin? Bak beni dinliyorsun değil mi? 18 bin alemi hayal eder misin? 18 bin alemi arş-ı azam, arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, vallahi. Yani hepsi benim etsa. Kainat bütünü ise nevim hükme geçiyor. Yani insan nasıl bir inbisat ve inkişaf ediyor ki Cebrail, arş-ı azam, efradım, kainat nevi hükmüne geçiyor. İnsan. Ama bu insan, hayır, mahiyet insani birdir. Nur-u Muhammed'i esastır. Biz onun temesulatıyız. Yani usta şöyle misal veriyor. Güneşi dört yerde kullanıyor. Nur-u Muhammediye, hayata gerek yok. Nur-u Muhammediye, Peygamber aleyhissalatü vesselama şey diyor. Şems. Tamam mı? Güneş yerine Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı koy. Tamam mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı koy. Camlara, aynalara ruh de. O aynalarda olan şemsi ne aynısı ne gayri. İşte sen bunu düşün, esas kabul et. Yani aynadaki güneş. Pergeli buna koyarsan güneşin ne aynısı ne gayrısı. O da benim. O zaman aslı güneşin aynı ise Cebrail de benden, Mikail de benden, cennet de benden. Onun için Muhyiddin Arabi demiş. Hani Mevlana demiş ya, şems mezd, kainat mezd, her şey mezd. Abi bir daha söyleyebilir misiniz? Bak güneşi dört şeyde kullanıyor Mehmet'im. Ustad, misalde kullanıyor. Bir, şems ezeli diyerek Allah yerine koyarak. İki, iman yerine koyarak. Üç, hayat güneşi diyerek. Dört, Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şems-i nübüvvet. Şems. Güneş yerine kullanıyor manevi. Tamam, bu dört tane. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam hayat-ı nuraniyesi şems mi? Aynanın, ayna benim ruhum mu? Aynada gözüken ne aynıdır ne gayır. Pergelini buraya koy. Buraya koyarak diyorum. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim. O zaman cennet, cehennem senin gölgelin, tereşuatların değil mi? O zaman ne korkarsın ondan? Teris olmanı beklesene. Abi, tam... Allah ismi zatıdır. Rabbim başka, Rabbul Alemin başka, Allah başka. Haşa. Usulü bozma. Ha, şimdi burada onun için sen var mısın ki ben diyorsun? Zaten oyum ben. Ben o. Hayır. Ben o da değilsin. Ondansın. O değilsin. Sakın ha. Usulü bozma. Evet, ondadım. O değilim. Ha, hem o. Ama benden var zannettiğim, o ben dediğim şey ona ait. Ama bu Muhyiddin Arabi, Hallacı Mansur Muhyiddin Arabi burada hata yaptı. Hem o dedi. Latif nüktelerde. O, ben oyum dedi. Benim bu şey dedi ki Kırıkan'daki Beyazıt-ı Bestami cübbemin altında o var diyor. Ondan başka kimse yok diyor. Tamam mı? Ha. Şimdi nerede anlatıyor bunu? Sikke-i Tasdik-i Gaybi 149'da Geylani Hazretleri, iyi de bunu da izah edeyim. Orayı okuyun bak. Fena filla oldu. Beka bile olmayınca o seki halini söyledi. Fena filla demek burayla oraya geçti. Geçti.
Muhyiddin Arabi gelemedi. Asin imamlar gelip bu sefer oraya koyarak beşeriyetten çıktı ya. Zatım ne kadar yücedir, zatımı tespih ederim dedi. Tamam mı? Bütün evliyaların omuzu ayağımın altındadır vesaire vesaire. Ustad da onu diyor ki, o makamda olmayan bir diyemez. Ama ne yaptı? Geldiler dedi, beka billah oldu. İnmi, inmiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, inemediği için sekir yapıyor. Şeriat kılıncını yediler işte. Beka billah inmek demek. İndi ve tavsiye etti. Ben onları okurdum. Şu anda ben yerimde değilim. Sikki-i Tasih Gaybi 149'da. Niçin buna fena oldu? Diyor ki tecelli zata mazhar oldu. Ondan o değil. Heme ezostus. Heme os değiliz. Haşa. Sakın ha. O usulü bozmadan. Usul sistemin içine gideceğiz böyle. Bismillahirrahmanirrahim. O halde bu iman bir intisaptır, burada devreye giriyor sanki abi. Ha, intisaptır. Peki intisap nedir? Evet. Bak şimdi, aynada güneş gözüküyor ama kayyumu o. O kalksa bu da yok. İntisaptır. İntisap. Mensubiyetini yapıyor iman. Mensubiyetin cihetiyle diyor bak. Nerede? Mensubiyetin cihetiyle bir an yaşaması. Kardeşim bir an desem bak şimdi hepiniz içinizden değil. Veya evde nasıl sesiniz kapalı. Deyin şunu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Sadıkul Vadil Emin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte mensup oldun. Mensup oldun şu anda bir an yaşadın mı? Müjdeler olsun sana da bana. Mensubiyeti cihetiyle. Yani iman etmem. Ettim. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Dedim. Bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakin ile bildim. Yani bize Kur'an öğretmiş. İlim. Kaynağı bize öğretti. Allah Allah. Çok şükür. Bu saatte ne konuşuyorsunuz? Risale-i Nur olmasa elimizde. Hem sistemden çıkarız. Öyle bir araba kullanıyoruz ki böyle Aydere giderken o dere yataklarından ama buz. Ne direksiyon var ne fren var. Öyle sağa sola çarparız. Risale-i Nur aynı zamanda ilmi usulü din ve ilmi kelam kaidesini ders veriyor diye Varlada Hulusi abi diyor. Hulusi abi diyor ki ben diyor ilmi kelam dersini, ilmi usulü din dersini almak istiyorum. Zaten alıyorsunuz diyor Risale-i Nur'la. Yani mesela Muhyiddin'a kürse çıkınca, beşeriyetten çıkınca insan yok. Ama yanlış anlaşılıyor. Önemli olan senin ne dediğin değil, benim ne anladığımdır. Tamam mı? İnşallah birkaç dersten sonra zaten şu anda 66. sayfadayız. Gidiyoruz. 68'e heyecanla gideceğim inşallah. Sana hayatı vermekle, insaniyeti vermekle, İslamiyeti vermekle, imanı sana vermekle, marifet ve muhabbeti vermekle, ilmi, Kur'an'ı ve hikmeti, imanı vermekle Allah sana neler vermiş oluyor ona gireceğiz. Allah nasip edersin. Gideceğiz daha. Dünyada çok işimiz var. Onun için bunun için yaşamak gerekiyor dünyada. Hadi biraz daha. Mehmet, şahit oldun yine sensin. Şahit olduğun ve olmak istediğin, görmek istediğin, varmak istediğin de o da sensin. Evet, hadi bakalım. Abi ben bir sadece bilincim, bir sadece şuurum, şuur olduğumu zannettiğim kadar varım. Ama bu şuur da ondan. Gene bunu bana bu şuuru kazandıran da o. Yani sıfır evet. İçinde sıfır 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 sıfır. Evet yok. Aynen. Orada dur. Aynı doğru bu. Dur. Ama Risale-i Nur Tuvak kafa yiyeceğiz ya. Diyor ki bu hiç olduğunu, cahil olduğunu, hiçbir şey bilmediğini neyle bildin? İlim ile. Allah Allah. İlim yaparak cahil olduğunu. Terakki ederek çukur olduğumu.
eylem yaparak, ibadetler yaparak vücuda çıkıyorum, yok olduğumu ne sebep oluyor? İlim yaparak cehaletime sebep oluyor. Yani cahil olduğumu anlıyorum. Nasıl bir sistem çalışıyor burada ya? İlim yapıyorum, aa ne kadar cahilmişim. Bu manalarla meşgul oluyorum, vücut buluyoruz. Vay be, Adem'mişim ya, ben hiçmişim. Ya vücut mertebelerinde terakki ediyorsun, Adem o oluyorsun. Ya bir tuhaf çalışıyor. Yani içsel alem, şu mevcudata ters çalışıyor. Baksana, ilim yaparak cahillik. İmam-ı Gazali der ki, ilim, adam terakki etti, ilim bilinmeyenden başlar. Ne zaman bildin, malum oldu. İlim daha yok. Bilmediğin şey ilimdir der. Allah Allah. Subhanallah. Ondan sonra bir sayı gözüme ilişti de, böyle durumu hepten iyi olmaya bir kardeş yapmış böyle. Hiç bakmam bu ders yaparken, böyle yazmış. Evet, aynen öyle, sıfırsın. Her şey. Biraz da gidelim mi abiler? Ezemiyorsun Risale-i Nur'da böyle. Kurban olur musun? Ebedi bir dünyada, baki bir memlekette, daimi bir saadete namzet olduğumu iman telkin ettiği engamda, of of dan vazgeçtim, oh oh dedim. Görüyor musun? Of of, oh oh. Hani var ya, of of, af af. Halk arasında derler ya, of of deme. Ondan sonra af Allah'ım, af af de. Bu daha ileri. Of of. Dan oh oh. İyi ki ölüm var. Çünkü kavuşmanın kendisi. Bir bana bakın. Bu pazar günü bir ders yaptık. Ölüm anı diye. O parçayı çok emniyetine binaen gece bile yatmadım. Yatmadım. Bu kardeşlerimin hakkıdır. Allah madem bize verdi. Gece ben adetim değil 12'den sonra. Onu attım. Ölüm anı ehli imana diye. Onu dinlediniz mi? 5-6 dakikadır. O an. Mustafa Emir, dinledin mi abi sen onu? Ölüm anı. Ehli imana. Abi yok, dinleyemedim onu ben. Tamam. Ben sesli öyle fuzuli bir şey atmam. Sesli bir şey attımsa öyle ikide bir sizi yormam. Bak ölüm... Abi normalde ben seni hiç kaçırmıyorum ki ama onu. Bak ama o çok... Ya kaçırmışsın baksana. Onu kaçırmışım abi. Kaçırıyor musun? Mecule dima attım bak. Ölüm anı ehli imana ne demektir? Aa ya, ölmeyecek misin, herkesin meselesi. Orada ölüm anı nasıl bir şeymiş ya? An o ölüm anı ehli imana nedir? 6 dakika ya. Ben meşgul etmem sizi. Bir şey atmıyorsam çok değerli. Ölüm anı. O Allah'ın ikramıdır. Risale-i Nur tahkik okumanın şeyidir. Allah muacilidir. Allah ve nimettir o. Ölüm anı çok önemli. Herkesin endişe ettiği. Bir bak bakalım o ölüm anı neymiş. 6 dakikadır. Veya 4 dakika mı, bir şey yazıyor zaten. Fakat bu gayi hayal, yani götürmüyor biliyor musun? İçerisi acayip oluyor insan. Fakat bu gayi hayal ve hedefi ruh, netice-i fıtratın tahakkuku ancak ve ancak bütün mahlukatın, bütün harekat ve sekenatlarını ve ahval ve amellerini kavlen ve fiilen bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve aczi mutlak olan insanı kendine dost ve muhatap eden. Bak Allah Allah. Bak Allah ne yapmış imanla. İmanla oluyor bu. Yozgat Nur. Bak Numan. İmanı bak şey yapıyor. Diyor ki, bir de okuyorum. Fakat bu gayi hayal, hedefi ruh, netice-i fıtratın tahakkuku ancak ve ancak bütün mahlukatın bütün harekat. Bir, bütün mahlukatın bütün sekenatlarını
ahval ve amellerini kavlen ve fiilen bilen, kaydeden ve bu küçücük ve atsı mutlak olan insanı kendine dost ve muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadir-i mutlakın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve ehemmiyet vermesiyle olabilir diye düşünüp bu iki noktada, yani böyle bir kudretin faaliyeti ve zahiren bu ehemmiyetsiz insanın bir daha bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadir-i mutlakın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve emniyet vermesiyle. İnsana ne kadar emniyet vermiş? İnsana nihayetsiz inayet ve emniyet vermesiyle olabilir diye düşünüp bu iki noktada, yani böyle bir kudretin faaliyeti ve zahiren bu emniyetsiz insanın hakikatli ehemmiyetli. Bak, bu ehemmiyetsiz insanın hakikatli emniyeti. Mustafa, dinledin mi abiler? Numan bak. Zahiren bu ehemmiyetsiz insanın hakikatli ehemmiyeti hakkında imanın inkişafını ve kalbin itminanını veren bir izah istedim. Yani tamam, böyle kabul ettik, insan böyle, ama nasıl oluyor ya bu kadar değerli bir şey? Herkesin aklına geliyor. Ne böyle uçuk uçuk şeylerden konuşuyorsunuz? Ne bu ya? Böyle bir şey hakikaten böyle midir? Ustad da böyle inandım ama diyor, İzah istiyorum. Yine o ayete müracaat ettim. Dedi ki, ayet diyor, sakın teşbih demeyesiniz. Ayet yani mecazen, ayet bana mana itibariyle böyle dedi. Hayır. Cansız topraktan, cansız çekirdekten canlı çıkacak. Allah'ın kelam sıfatından gelen Kur'an, ilim, irade, kudreti tazamun edecek ve cansız olacak. Sen Kur'an'ı dolabındaki raftakini mi zannediyorsun? Dolabındaki musaftır. Kur'an canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kim okuyor? Kime muhatap? Okuyana ne kadar feyiz verilmesi lazım? Ne kadar ona himmet edilmesi lazım? Kur'an hepsini biliyor. Kabirde onu, göğsünde onu koruyor ya nükel mekine karşı. Canlı ve ruhlu şuurludur. Ve yine o ayete müracaat ettim. Ayet dedi ki bana, hasbuna'daki naya, yani hasbuna'daki bize yeter, hasbuna, nabiz, bize yeter. Bize dikkat edip senin ile beraber lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile kimler hasbuna'yı söylüyorlar? Dinle emretti bana. Dinle emretti. Birden baktım ki hadsiz kuşlar ve kuşçuklar ve sinekler ve hesapsız hayvanlar ve hayvancıklar ve nihayetsiz nebatat, yeşilcikler ve gayetsiz ağaçlar ve ağaçlıklar dahi benim gibi lisan-ı hal ile hasbunallah ve nimel vekili in manasını yad ediyorlar. Şuraya, burada dursun. Şuraya geçmek istiyorum. İman, insanın bir gaye hayali var. Ona cevaptır iman. Hedefi ruhu var. Cevaptır iman. Netice-i fıtratının tahakkuku var. Cevaptır iman. Ancak ve ancak bütün mahlukatın, yani iman bütün o neydi? Hakikati âliyeyi nefsül emriyenin unvanı ya. Bir daha. İman neymiş? 289 muydu mektuban? Hakikati âliyenin nefsül emriyenin unvanıdır. Yani Allah'ın dışında yaratılan, bütün o vücudu haricisi olan
vücut ve mevcut olan 18 bin alemin bendeki unvanıdır iman. Ha, bu iman istiyor bu çekirdek. Bu çekirdek iman girince bendekiler feveran ediyor. İstidat çekirdekleri, ruh çekirdekleri. Ağaç olmak istiyor. Her şey aslına rücu etmek istiyor. İnkişaf ve inbisat etmek istiyor. Ne diyor o zaman? Bütün harekat ve sekenatlarını ve ahval ve amellerini kavlen ve fiilen bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve aç-ı mutlak olan insanı, bak bu küçücük ve aciz-i mutlak olan insanı, bu iman ne yapmış bak, küçücük ve aciz olan şu insana biz ya, burnumuz kanıyor, akıyor, belimizi tutamıyoruz, kafamızı tutamıyoruz, uykumuz geliyor, bu kadar basit gibi iken, bu küçücük ve aciz-i mutlak olan insanı iman ile Allah kendisine dost ve muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren iman ile bir kadir-i mutlakın, nasıl bir kadir? Zıttı yok. Yani kudretin içerisinde zıt yok ki, mertebe yok. Hadsiz kudretiyle ne yapıyor biliyor musun bak? İman girdi mi abiler? İmanı bu alemi şehadetteki unvanı neydi? İman şunu söylüyor bize. Allah istediğini yapar, istemediğini yapmaz. Allah her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Allah kainata sıfatlarıyla, zatıyla bizdedir. Malum. İman şöyle şöyle tarif ediliyor. Bunun muacel bir mükafatı var iman. İman ettiğin şeyle besleniyorsun. Ahirete iman ettinse oranın feyzi ve nuruyla gıdalanıyorsun. Allah ile huzur buluyorsun. Allah hazır olduğu için huzur oluyor. Yani ne ile nereye iman ettinse orada o tahakkuk ediyor burada. Peki ahirette ne olacak bu iman sana? Cennete girdik. Bak bir daha söylüyor. Burada Allah'a nasıl şey yapıyoruz esmasını, sıfatını? Allah istediği olur, istemediği olmaz. Bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Sen buna mı iman ettin? Cennete gidiyoruz. Cennete giren insan ne olacak? Her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Her istediği olur, istemediği olmaz insanın. Görüyor musun? İnsan buraları da aşıyor. İşte niçin bunu söyledim? İman girdi mi? Sanki Cenab-ı Hak burada istediği oluyor, istemediği olmuyor. Hadsiz kudretini insana iman ile hissettiriyor cennette. O imanla hadsiz kudretinin sanki aşağı şeyini bana vermiş. Cennette istediğim oluyor, istemediğim olmuyor. İstediğim yerdeyim, her yerdeyim, hiçbir yerde değilim. Ne yapmış? Kadir-i Mutlak'ın kudretinin cilvesini taayyum ve teşahhus ettiriyor. Burada nasıl yaptırıyor? Şeyde, dimağımızda, kalbimizde oluyor. Mesela hayalimizde, düşüncelerimizde her şeyi var ediyoruz. Her şeyi yok ediyoruz. Diriltiyoruz kafada, yok ediyoruz. Bunu da vermiş bize. Burada, sureti burada. Ha, bunun nümenesi cennette olacak. Bunu nasıl yaptı sana? İmanı vererek hadsiz kudretinin tahakkukuna, taayyununa seni vesile ediyor. Yeti ve yetkili oluyorsun. Kadir-i Mutlak'ın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet. Allah ne kadar inayet etmiş, yardım etmiş? Nihayetsiz. Nihayetsiz. Ne kadar? Nihayetsiz. Yok. Ne kadar emniyet vermiş? Nihayetsiz inayet ve emniyet vermesiyle. Sana ne kadar vermiş emniyet? Nihayeti yok. Kim? Allah. O zaman söylüyorum ben. Bu Allah'ımızın kıymetini niye bilmiyoruz? Nihayetsiz inayet ve emniyet vermesiyle olabilir diye düşünüp bu iki noktada, yani şey yapmayın, otobanda bariyerlerden çıkmayın, çizginizde olun. O kadar. İçinde ne hissediyorsan et. Usulü bozma. Sana nihayetsiz inayet etmiş. Başka ne yapmış?
nihayet ehemmiyet vermiş. Nihayet emniyet vermek, o olmak iktiza etmez. Ondansın, hem ezossun, hem os değilsin. Vermesiyle olabilir diye düşünüp, imanı vererek sana nihayetsiz inayet etmiş, nihayetsiz emniyet vermiş. Seni nihayetsiz sevmiş ki inayet etmiş, en çok sevdiği kendi zatını, kendisini yani sana vermiş. O kadar. İmanın sureti var bizde, imanın kanuniyeti var bizde, hakikati bizde değil, mahiyeti de bizde değil. Onun için vesveseli adama diyorum ki bazen, vesveseli ondan sonra keseceğim, bastı ateş. Abi diyor, imanımdan şüphe ediyor. Şüphe derken korkuyorum gider diye. Kork kardeşim. Ama birinci usul bakımından sana söyleyeyim. Muhammed el-Buhari. Buhari var ya, Kütüb-i Sitte'nin yazarı. Başında yazar kitabın. Ben diyor Rabbimi gördüm. Fıkıh-ı Ekber'de diyor. Rabbul Alemin değil, Rabbim. Bana dedi ki, ey Muhammed ne istiyorsun? Dedim ki diyor, ya Rabbi, imansız ölmekten korkuyor. İmansız. Rabbim bana dedi ki, nur talebelerinin tesbihatı var ya, tesbihat. Onun en sonunda o duayı bana Rabbim öğretti. Dedi ki diyor, ey Muhammed, sabah namazının sünnetinden sonra farz kılmadan onu okursan ben senin imanına kefil olurum, kefilim der. Usul bakımından böyle. İtikat bakımından söyleyeceğim şimdi. Tesbihatın sonunda ya hayyum ya kayyum ya bediyü semavat vel ardı ya zel celal ve ikram. Allahümme inni eselüke en tuhiyye kalbi bi nuri marifetike ebeden. Ya Allah ya Allah ya Allah. Üçüncü kez okunca ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim rahmetike ya Rahman Rahimin amin velhamdülillahi rabbil alemin demek. İtikat bakımından şöyle de bak, imansızlıktan korkuyorsan. Ya Rabbim, emanete riayet etmek dindir. Onun için Allah niye emanete ihanet ettiniz? Niye verdiğiniz sözden dönüyorsunuz diyor. Emaneti bize öğreten, emanete emniyet veren sensin bize. Tamam. Evet. Şimdi de diyoruz. Ya Rabbi, emanetlerin emniyetli olduğunu, emanete hiyanet edilmemesi gerektiğini sen Habibinle bize öğrettin. Emanete hiyanet etme, vefalı ol. Ya Rabbi, bendeki imanı korumaktan acizim. Ya Rabbi, bende olmakla beraber emanetimi sana, imanımı bende olmakla beraber imanımı sana emaneten veriyorum. Amin. İmanımız şimdi Allah'a emaneten duruyor. Bende de duruyor, onda da duruyor. Bir daha, ya Rabbi, emanetlerin, emanet sahiplerinin, koruyanların en hayırlısı sensin. Emanetimi, imanımı bende olmakla beraber sana emanet veriyor. Emanet. Yani bilgisayarımda silinse bile hard diskte var. Gene koyarım. Dosya silinse bile aslı var. Zeval bulsa bendekiler bile Allah'ın da emanet aslı var. Bendeki emanetin bir aslı nusasını sana emanet veriyorum. Emanetlerin en hayırlısı sensin. Emanetimi sana bırakıyorum ya Rabbel Alemin dediğin zaman şeytan benim emanetime yani imanıma saldırabilir. Ama aslı onda, kaynak orada, aslı dosya orada, dokunamaz. Onun için rahat ol. Sen bir şey vermedikçe kimse senden bir şey alamaz. Korkma. Şimdi burada keseceğim. Zahiren ehemmiyetsiz insanın hakikatli ehemmiyeti hakkında imanın inkişafını ve kalbin itminanını, kalp. Böyle Risale-i Nur dersleriyle kalp itminanı oluyor ya. İmanın nereden biliyoruz?
İmanın inkişaf ettiğini nereden biliyoruz bu derste? Kalben itminan olmuşsan, kalben huzur olmuşsa bunun adı Allah hazır olmuştur ki sende huzur olmuştur. İmanın inkişafını nasıl anlarsın? Kalbin itminanını veren bir izahat istedim. Kalbin mutmain olacak. Şu anda yok mu zerre kadar böyle bir huzur? Olmaz olur mu? Hepinizde var. Nereden biliyoruz? Nasıl duruyorsun bu saatte burada? Bir izah istedim. Yine o ayete müracaat ettim diye devam ediyor. Allah inşallah nasip ederse haftaya bundan sonra okuruz. Bir saatimiz oldu. İnşallah bunu Allah okumayı, bu dördüncü şurayı beraber okumayı, muzakere ve mutala etmeyi nasip eder. Böyle manasını gazete gibi okumadan, böyle mutala etmeyi Cenab-ı Hak hakikatiyle haklanmayı, aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah Cenab-ı Hak nasip eylesin. Ve usulü dinden, esasat-ı dini imaniyeden bizi ayırmasın. Hizmet-i imaniyede bizi kayım sayım eylesin. Ya Rabbel Alemin, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı inamın, ihsanın, ikramın, inayetin, lütfun ve keremin olan hizmet-i imaniye, Kur'aniye'yi elimizden alma Ya Rabbel Alemin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hürmetine Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Günahlarımızdan tövbe ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tübü aleyne ya tevabu ya hakimu tevbeten nesu'a liyakum minellezine faalu feyşeten evzelam enfusekum zekerullah festağferu li zunubi ve miyafiru zunubi ilallah. Estağfurullah el azim el kelime ellezi la ilahe illahu el hayyun kayyum ve tübü ile subhanu. Ya Rabbel Alemin, tövbemizi nasuh tövbesinin hürmetine kabul eyle. Şah fırkata yanan gönüller hürmetine, Kerbela'da revan olan kanın hürmetine, gece seccadelerini ıslatan gözyaşlarının hatırına hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki deri kıymeti hatırına, 124 bin enbiyanın imanı, 124 milyon evliyanın imanı ve ihsanı lütfu hürmetine, duamızı ve tövbemizi kabul eyle Ya Rabbi. Bizi talebe-i ulum unvanıyla ve talebe-i ulumun ruhunu kabzeden Azrail Aleyhisselam Muhekkel bize nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temas salavat. Sıratın lezine nabdu aleyhim ve aleyhim mağdubi aleyhim ve nallallin. Amin, amin, amin. Allah ustadımızdan ebeden daima razı olsun. Ya Rabbel Alemin, şanına nasıl yakışıyorsa ona öyle muamele et. Amin. Bu dersi Kur'aniye'den haberdar eyle Ya Rabbel Alemin. Amin. Amin. Allah sizden de razı olsun. Rabbim emanet olun. Sorunuz var mı böyle? Yoksa kapatayım oturum. Sureten oluyor kitabı öpmek. Hakikati imani coşku. Allah'ı hissetmek o anda. Evveli kalübela, ahiri hizmette görevli olmak. Üstad Hazretleri diyor ki ondan gelen hediye ceviz cevizin diyor değil kabuğunu, o cevizi bağlayan mendili de öpmek gerekiyor. Peki. Selamünaleyküm. Hasan abi bir şey diyor ya, onun rızası yolunda bir sene layımuttur diyor ya abi. Evet. Mesela bir sene yani iman ile bir saniye mazhar oldu. Peki sonradan Allah muhafaza yani imansız olsa o bir saniye yani nasıl olacak o yani? Kardeşim biraz önce konuştuk ya, imansız ne olacaksın? Niye böyle şeyler düşünüyorsun? Öyle bir şey yok. Sil kafanda. Biz yok, yani yanisi yok kardeşim. İmansızlık yok. Biz Allah'ımıza imanı bıraktık. Sen şüphe ediyorsun. Bırak mefhumu muhalifi düşünme. Bak, bedi hakikat mevhum mazaratlarla, sıkıntılarla ve yanlış anlayışlarla gitmez.
şey demek istedim mesela, mesela şimdi örnek veriyorum, Salebe mesela irtidat ediyor, o manada söylüyor. O da yanlış, Salebe irtidat etmiyor, ben de öyle biliyordum, o yanlışmış. He. Ben de onu yanlış biliyordum. Salebe irtidat etmemiş. Peki imam mı? Evet. Ha, imamla gitmiş. Ya öyle bir şey yokmuş. Öyle bir şey yok. Ben de öyle nereden okumuşsam da sonra hakikatini öğrendim. Öyle değil. Bir defa iman eden Allah'ın izniyle imamla giriyor. İnşallah endişe etmeyiz. Evet, imanımızın haf ve reca var. Haf evet. ve reca hiç kaybetmeyiz de. Yani... Olumsuzlukları, negatiflikleri de düşürmeyiz be kardeşim. Yok yok. Allah razı olsun. Yani, peki Hasan abi, İbn Sina için ne diyorsunuz Hasan abi? Ha, İbn Sina zaten bir şey kaybetmemiş. O İbn Sina ve Farabi kendi manayı ismiyle bakmış Kasım. Nasıl yapmış? O zaten baştan beri nakile değil kafayı esas almış. Adi bir mümin derecesi. İmansız gitti demiyoruz da. Diyor ki adi bir mümin gibi gitti diyor. Adi bir mümin diyor. Yani ne yapmış o? Biz siz Risale okuyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz, nakle tabisiniz. Biraz önce gördün esastan ayrılmıyoruz. Nasip öyle iç alemin coşmalar olur ama sarahate tabi. Ama öyle yapmamış diyor da altında anlatıyor ustad. Diyor ki haşi naklidir diyor. Akıl yol bulamaz diyor. Ondan sonra... Tevil etmiş ayetleri, kendisine göre şeyler yapmış böyle. Naslarla yürümemiş mesela. Naslarla yürümemiş. Onun için İbn Sina adi bir mümin diyor. İmansız da demiyor ki. Ona bu Risale-i Nur bizim imanımıza kefil olmuş be kardeşim. Çok şükür. Biz tabi olmuşuz. Yani talebeyiz. Bize tabi oluna yok ki İbn Sina gibiler. Kendileri şey gitmiş. Allah razı olsun. Mesela. Acaba abi. Nasıl şey Numan? İmanın kaybetme, imanın gitmesi, bunların hepsi acaba yeisten mi kaynaklanıyor? Tabii ya, tabii. Şimdi bak, hepinizin sorusunu alacağım, merak, kapatmayacağım bak. Acele etmeyin dur. Bak kardeş, yeis mani her kemaldir. Bizim dünya Üstad Hazretleri, ya imanımız giderse değil, Üstad Hazretleri şöyle bile söylettirmezmiş. Ustadım diyor, bağ bozumu vardı bizim memlekette. Hayır, bir daha onu deme demiş bağ bozumu. Yani Allah üzüm salkımını dala bağlamış. Bağ çözümü de çöz. Yani onu bile bozmak dememiş. İman niye böyle gitsin? Allah'ın ayeti var. Mealen diyor ki, siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Yani... Haf ve recada korunuruz elhamdülillah. Dikkat ederiz. Çünkü Cenab-ı Hak rızka kefil, imana kefil değil. Ama yöntemler bize kefil. Ne yapıyoruz? Mesela diyor ki, amel 72 işaret icazda. Amel 131 işaret icazda gene. Amelu. Amel imandan değildir. Ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor. Hakaiki imani meleke ve sabit kılmakla meleke haline getiren ibadetlerdir. Yöntemimiz bu. Elimizde elhamdülillah hakikatler var. Sonra beraberiz. Kendi başımıza mesela Farabi gibi ayet alıyor, düşünüyor. Yani ama Gazali'ye tabi olsa, bir imama tabi olsa, onlar da peki o da imam. Onun hakkında icma yok. Farabi hakkında icma yok. Gazali hakkında icma var. İmam Şafii ilk müceddit olduğuna dair taassubum olsa İmam-ı Azam derdim. İmam-ı Azam müştehittir. İmam-ı Şafii müştehittir. Aynı zamanda ilk müceddittir. Bak icma olmuş. Mevlana Ali'di Bağdat'ı icma olmuş. Ondan sonra Üstad icma olmuş. Yok işte ortada. Ha onların yöntemleriyle gittik mi yeist işimiz yok kardeşim. Öyle ihtimaliyat verme. Bedihi bir maslahat, bedihi bir hakikat, mevhum böyle mazaratlarla biz ona teslim etmeyiz. O söylettiriyor. Ya giderse, ya Karadeniz pekmezi olursa ne yapalım? Şimdi gemiyi kaldırma kuvvetini pekmeze göre mi yapalım? Yani gemi pekmez midir? Şu anda Karadeniz bir su değil, pekmez olabilir. Yok kardeşim, ben kulum, ben talebeyim, kafam basmaz.
ben bunu okurum, yası yok. İman ettim, Allah da imanımı teyit etmiş. Siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızda hükmünü değiştirmez. Endişe etme, rahat ol. Soruyu bile almıyorum o şekilde. Cevap bu şöyle dursun. Ya gider. Niye gidecek kardeşim? Şey mi zannediyorsun sen? Öyle sıradan bir şey mi zannediyorsun? Elbise mi zannediyorsun? Şeytan kandırabilir. Serbest belge. İmanım kafada değil ki. İmanın yeri kalptir diyor. Kafadar ama. İman kafada değil. İman vicdanda değil. İman kalpte. Kalbe değil şeytan. Melek bile içine giremiyor. Kalbin içine. Nazargâh ilahidir. İmanın yeri orası. Nasıl alacak şeytan orada? Şeytan lüme-i şeytaniye diyor. Kalbe yakındır diyor. Kalbin içinde ne işi var adamın ya sen, soytarının? O melekler bile Allah baktırmıyor. Kalp nazargâh ilahidir. Benim imanım orada. Rabbim orada benim. Rabbul alemin değil. Haşa Allah da hiç değil. Rabbim. Ha, nazargâh ilahi. Şimdi Risale-i Nur'u okuyarak, ibadet ederek, birbirimizi severek, birbirimize kucaklayarak, birbirimizi tesanüdü koruyarak imanımızı sağlam tutuyoruz çok şükür. Ondan sonra zaten bir şey kalmadı. Dişinizi sıkın, yakında vefat edeceksiniz zaten. İman ettiğinize emin olacaksınız. Mustafa Emin... Hasan abi. Şimdi sen o dersi yaparken iman hayatı hayat oldu. Yani bu mevcut hayat buldu. Şimdi sadece iman nihayetsiz vücutları kazanmaya yetiyor mu? Yoksa imanla birlikte nihayetsiz vücutları kazanmak, vücut alemine girmek, yani namaz şartlı, yani namazla birlikte Selat-ı Kübra'ya girip hakiki vücudumu kazanmak, iman yetiyor mu yoksa ona? Çok güzel. Diyor ki amelu 131 galiba şeyde işaretleyeceğiz. Amel imandan bir cüz değil ama amelsi de iman sağlam kalmıyor. Yani amelimiz olduğu halde böyle sorular soruyorsak, korkuyorsak ameli olmayanın imanı nasıl kaldı? Helal haramı kavramı kalmamış ki düz olmuş. Ama usul bakımdan ameli olmayan imansız denmez. Ama bu zamanda kalır mı bilmem. Yani neyse. Şimdi kardeşim bu şart. Yani mesela iki tane esas oruçta namaz denmiş. Oruç hakkında bir şey denmemiş de iki tane hadisi kutsi var namaz hakkında. Ahmet bin Hanbel bunu almış iki tane hadisi kutsiyi. Diğer imamlar diğer hadis ve ayetlere dayanarak bunu bloke etmişler. Ahmet bin Hanbel bil mana o hadis-i kut şöyle diyor. İman ve küfür arasında ayırt eden alamet namazdır demiş. Onun için Hanbeli mezhebine göre ben bunu silerim yayına koymam. Sevmem olumsuzlukları. Ameli yani namazı olmayanın imanı yoktur diye Ahmet bin Hanbel Hanbeli mezhebinin kavlidir. Yani onun için Vehhabiler onu takip ettikleri için namazı olmayanın imanı yoktur diyor da. Fakat ekaliyette kalmıştır. Şafii öyle demiyor, Malik öyle demiyor, İmam Azam da demiyor da. Fakat bu da bir yere dayanıyor. Dolayısıyla elhamdülillah namaz, yani bunlar niye soruyorsunuz? Yani bir nur talebesinin namazsızlığını, hani evet bir şey açılsın diye soruyorsun ama bir nur talebesinin iman ve namaz soru şeyi olmuyor. Allah'a hamdolsun nur talebeleri namazına da oruçlarına da devam ediyor çok şükür. Bedri bir şey soracaktı. Sonra Mehmet Direk'ten alırım soru. Bedri bir şey mi soracaktın sevgili kardeş? Orada Bedri bir ara sesini açmıştın. Ha, yoksa Mehmet Direk sen... Aslan abi ben bir soru sorayım. Evet. Taraf kirliği olmayanın durumu nedir abi? Ha, sen adı Tansu Kaan diyor. Bak şimdi. İmanın içselliği haf ve recadır. Batını. Sureti nedir? El hubbu fillah vel buzu fillah. Tamam. Biz usulü biliriz. Biliriz ama kimse uygulamayın. Kimseyi tartmayın. Biz kantarı biliriz. Nedir o? El hubbu fillah dostunu da Allah'ın dostu yani Allah'ın onayladığı. Düşmanını da Allah'ın düşmanı. Sakın ha diyor. Yani Allah'ın dostunu bilemezsin. Kim Allah'ın dostu? Belli değil.
Hakikaten belli değil, bilmiyoruz. Öyle vazifemiz de yok, kalbini yarmamışız. Ama Allah'ın düşmanları belli kardeşim. Onun için el hubu fillah vel buzu fillah 6 tane iman esasının zeminidir. Yani Allah için o Allah düşmanlarını dost edinmeyin. Nerede yazar? Mektubatta وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Sakın ha değil taraftan olursan hafif meyledeni de temesse, messe dokunur ateş minen, nar, nar ateş dokunur. Yani taraftarı olma. Hayatını ver, canını ver. Ha ruhsat var. Ruhsat-ı şeriye var. Eğer bir organınız kesilecekse silaha dayamış. İman inkar etmen. Eğer hayat tehlikesi varsa, bir organınız kesilecekse bu ruhsattır. Tamam, inkar yapabilir. Çünkü olmuş. Ama ölürseniz şehit. Şimdi Süfyan'a, hele Süfyan'a bir nur talebesi ve ondan tefeyyüz etmiş. Beşinci şuayı bilen değil taraftar, meyledenin şansı yoktur. Oraya okuduktan sonra. Onun için hep yapmıyoruz. Onun için Tansu senin sorun mühim olduğu için biraz uzattım. Herhalde olmuştur. Mehmet bir şey diyecektin abi. Abi imanla ilgili hani Allah-u Teala diyor ya Allah kabul etmeyeceği duayı mümin kulunun ağzına vermez. Vermez. Şimdi Allah hem evveldir hem ahirdir. Yani alacağı bir imanı niye versin ki? Sen vermedikçe. Evet. Sen bir daha. Yani o Allah. O sana verir. Onun şeyi Allah'lığın iktizası verir. Sen geri vermedikçe kimse senden alamaz. Yani. Sen ver. Sen kendine Allah imanı almaz kardeş. Allah hiçbir bir de, evet. Sen veriyorsun. Çok enteresandır. Çok nadir insanlar yani ehli ilim insanları veya büyük müceddidler, arifler hiç bu benim imanım gider mi korkusuna kapılmamışlar yani. Meseleler yani, olmamış. Yani hafif genelde itikadi konularda sıkıntısı olan yani akılla hareket ettiğimiz bu dönem gibi bir sıkıntı olmuş. Evet ama haf ve recayı korumuşlar. İmanın içselliği haf evet. Ve recadır. Evet. Mevcudiyet, vücud haricisi el hubbu fillah vel buzu fillah'dır. Korumuşlardır. Tamam mı? Haf ve recayı bak yani recasız haf, hafsız reca yoktur. Ama dikkat etmişler tamam mı? Böyle haberlerine dikkat etmişler. Yani bugün kardeş sormuştu herhalde buradadır Bulgaristan'dan. Abi tamam bunları duyuyoruz, okuyoruz tamam mı? Serbest bölge, şeytan vesaire ama gene muvaffak olamıyoruz. Sebebi bak. Yani Allah ne verdiyse onu kullanmak zorundayız. Bedenen ibadet, aklen tefekkür, kalben his. Nedir o? Tansu Kaan da sorduğu gibi. Vicdane nedir his? Vicdan ne his? El hubu fillah ve el buzu fillah. Kalpte nedir peki? Haf ve reca. Ruhtaki latife. Bunları biz ısrar edeceğiz, tefekkür edeceğiz derslerde. Mesela kaya serttir, su yumuşaktır. Vura vura, vura vura, vura vura uyuyor. Bazılar o bir giriyor, ben bu ders ağırdır. Tamam da işte seni yukarıya çıkaracak bu derstir. Hemen okuduğun bir şeyi anlıyorsan zaten seni fazla çıkartmaz. Bildiğin bir şeyi tekrar ediyor. Canlı tutar o seni. Tek çıkartın ama asıl. Ama bilmediğin bir şeyi zorlayacaksın. İşte ne yapacağız arkadaşlar? Bunlar bizim alemimizi olsun diye ısrarla isteyiniz diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İsrar nedir? Bedenen fiil. Aklen tefekkür. Vicdanen dostumuz düşmanımız. Kalben haf ve reca, ruhen şefkat, muhabbet, sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı mukaddeseleri yerinde kullanmak. Şefkatin yerinde kullanmak. Hiç endişe etme kardeşim. Bu meclis-i nuranide beraberiz ya. Rabbim şu anda görüyor mu? Görüyor. O hadisi kutsi söylemiştin sen. Allah kabul etmeyeceği duayı mümin kulunun kalbine vermez. Ya Rabbi bu meclis-i nurani burada bizi kardeş, dost, ders arkadaşı yaptığın gibi Rabbim cennette de yap ya Rabbel Alemin.
cennetin o kadar dar değil yani. Bu kadar dar değil. Çok şükür. Bu kadar geniş bir alemdeyiz. Çok şükür. Orada da inşallah bu beraber edecek. Daha şeyiniz yoksa kapatabiliriz inşallah. Aslında bu 40 dediği yaptan birkaç dediği kimi kastediyor abi orada? Kafirlerden olsa kafirlerden bir tanesi bile şey olmaz, kurtulmaz. Bak şimdi, 40 vefiyattan birkaç tanesi kurtardı mı abim? Yani mantıken gidelim. Birkaç tane kurtardı. 40 tane kafirden hiçbir tanesi kurtulur mu? Kurtulmaz. 40 tane olsa bir... demek ki kurtulan varsa işlerinde, onlar Müslüman için söylüyor. Evet, evet. 40 vefiyattan birkaç tanesi kurtardı. Ne yapıyor? Sebebi ne? Namazlıydılar biliyor musun? Hepsi de 5 vakit camide kılıyorlardı. Ben onun söylediği tarihe baktım. Hangi şehirde dediğini de biraz merak etmiştim. Badıl abiyle de şey yapmıştık. Camide namaz kılanlardan sebebi Süfyan'a taraftar olduklarından. Allah Allah. Bilerek ve severek de taktıklarından. Bilerek ve severek taktıklarından. Ha böyle. Anladın mı? Ne dedi bu? Ne dedik bu? Hayret ne dedi? Şu. Sen asıl imamını tanımasan İzmir plakası kaçtır? 35. O Kastamonu 35'te diyor ki daha unutamazsınız. 5. şua ehli imanın hasreten ehli ilmin imanını tahsih edip kurtarıyor diyor Kastamonu'da. Evet. Bak ehli imanın ve ehli ilmin tahsih edip kurtarıyor 5. şua. Anla. Evet. Neler yer şahit oluyoruz. Bak şu anda bak adam Hasan'a kızacağım, ona muhalefet edeceğim diye adam nerelere dost oluyorlar. Dostum demiyor ama hücum ettiği bir yere hücum ediyorsan ne demektir bu? Bir yere hücum ediyorsan onun hücum ettiği yere dost oluyorsun. Dostumu bak düşmanımın düşmanı sana dost oluyor, haberi yok. Bir daha bak. Peki sen benim dostumsun. Bak şimdi. Benden sana. Diyelim ki farzım. Düşmanlık yapıyorum sana. Bir şey için. Malpa etmedik. Akraba değiliz. Kız kaçırmadık. Karşılıksız senet vermedik. Niye düşmanım sana? Bir şey için düşmanım. Sana düşman olursam o şey için. Sen de o şeye o şeyden dolayı birisine düşmansın. Ha sana bir şey için düşman isem o şey için başkasına düşman ise ben otomatik olarak Bedri'nin düşmanına dost olmuş olmuyor muyum? Yani düşmanımın düşmanı bana ne olur? Dost ol. Dost olur. Görüyor musun düştüğümüz çukura? Onun için gene Meyve Risalesi'nde diyor ki Risale-i Nur dairesi içinde olanlara onda ikisine pasaport vermiyor. Hasan abi şimdi 7 tane kebair vardı ya. Evet, mübikadise var. Altısında bu dünyada yani bu alem-i şehadette karşılığı cezası var. Ama bidayet taraftar cezası yok burada. Evet. Zinanın var, içkinin var, kumarın var, yanlış şehadetliğin var değil mi? Evet. Mubikat-i Seba 328 barlada. Ama dine zarar verecek, bidalara taraftar olmak. Allah Resulü demiş ki bidalara taraftar olan benim diyor mülbisine, mülevisine, rezil, kepaze, her türlü günah yapanlara şefaatim olacak diyor. Ey liman. Fakat bidalara taraftar olanlara şefaatim yoktur. Çünkü onlar diyor cehennemin köpekleridirler diyor. Yani çok ilginç bir şey abi. Onun bedeli imansız gidiyor. Allah razı olsun. Güzel bir şey yaptın. Evet. 7 tanenin 6'sı dünyada bedeli var. Ama karşılığı mutlaka burada görüyor. Evet. Yani hem cinsi bir şey var, karşılığı var. Evet. Yani bu cinsten
cezasını görüyor, temizlenip gidebiliyor. Evet. Ama onda cezası yok. Yok. Temizlenemiyor öbür tarafta temizliği. Onun karşılığı da maalesef temizlenemiyor, imansız gidiyor. Allah muhafaza etsin ya. Allah birbirimizden, Allah bak birbirimizden, her birimizi de bunlardan ve kendisinden ayırmasın. Amin. Ya. Amin. Amin. Yani biz kardeş olduk. Ne güzel yapmış ya. Talebe etmiş. Ne güzel etmiş. Risale-i Nur'a talep etmiş. Daha ne meziyet istersin ya. Ondan sonra böyle Rabbimi bu gecede böyle onu alemimizde tanımak, tanımlamak fırsatı vermiş. Daha koronadan vesaire hastalıkta ölen Müslüman kardeşlerimiz var toprağın altında. O alemler derde sepiyorlar ama biz hala nefes alıyoruz, buradayız, bu derse katıldık. Birbirimizi Allah için seviyoruz, Allah için değer veriyoruz. Çok şükür ya. Yani anlatamıyorum, bu zevktir ya. Bu kardeş olmak, talebe olmak. Talebe olmak kadar keyifli bir şey bilmiyorum. Hepimiz bir ölümün bir böyle anını yaşamışızdır. Yani böyle bir şeyler hissetmişizdir ölüm. O anda böyle nereye tutunduk? Mesela bende de olmuştu böyle de. Çok oldu, birkaç defa oldu şurada burada. Nereye tutundum biliyor musun? Gözümü kapattım, ha gidiyorum. Şu yazıyı görüyor musunuz? Şualar değil mi? Ben o anda şöyle yaptım. Siz de yaparsınız. Gözümü kapattım. Şu şualar yazısını görüyor musun? O değil de sözleri yaptım. Sözleri tuttum. Hayalime getirdim. Kitabın kapağını. Kapağını. Ölüm anı. Ha? Ölüm anını. O sekeratım. O bir zehirlenme, bir şeyler oldu ya bizde. Ondan sonra sözlerin o kapağını tuttum hayalime. Onu öyle tuttum. Şeytan da gelemez. Çünkü öyle bir bağlandım ki tuttum oraya. Zaten imanım da zaten Cenab-ı Hak'ta. Sureti bende hakikatonda. Ama eylem itibariyle buna, hani şualar değil de sözleri koydum hayalime. Tuttum. Öyle bir bağlanmışım ki ne gelirse gelsin onunla beni alacak. Onsuz alamaz ki, koparamaz ki. Kopamazsın o anda. Tuttum ben. Tamam oradayım, hayali. Hop durdum böyle. Onunla gideceğim. Onunla. Tuttum şöyle. Tamam. Hayal. Gel. Hazırım. Allah böyle ettirsin inşallah. Ama daha iyisini, böyle de değil, daha iyisini. Geceniz mübarek olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Aleyküm selam, Allah razı olsun abi. Aleyküm selam.